destek oyuncuları üzülecek gibi ya. Yani bu şampiyonu bir şekilde nörfletecek yani bu turnuvanın sonunda. Bu arada Sylas'ın alabileceği önemli ultiler var. Fiyerot karşılaması bunlardan biri. Orta koridor tabii şu an için ittirme üstünlüğünü ele alabildiği için orta koridordan hemen geçip... Oo, müthiş bir ölüm cezası. MKX'den derisinin yüzde geldi. Double lift'in üzerinde bu arada bitkinlik var. Double lift'in oradan çıkışı olacaktı. Sıçrasını kullandı yalnız Yankos geliyor. Bir de şifa kullanıldı. Sersemletme geliyor MKX'e. Yankos orada bu arada en azından Core JJ'yi almak istiyor. Karşılıklı sıçralar bir kez daha yeniden. İlk kan G2 Esports'un. Orada alacak rank perdesinin içinde X-Mit'i de geliyor, Core JJ de geliyor. Perks'e katıldı bu savaşa. Burada bir 4-3 olacak. Yankos'u hızlıca düşürebilecekler mi? Evet, orada X-Core olan taraf TL oldu. Devamında yalnız Core JJ'in düştüğünü göreceğiz. Johnson yine sıçrayı bile kullanmak zorunda kalmadan oradan çıkıyor. Şimdi artık koridorda daha iyi tam yalnız. Şimdi kule altı denemesi gelebilir. Hemen ışınlandı kullanılıyor. Arka tarafta Caps'in de geldiğini göreceğiz. Double lift yalnız ciddi bir hasar verdi. Şimdi Core JJ düşecek mi? Double lift'i alan Caps oldu. Core JJ'de 3 kişinin arasında kaldı. O skor da Perks'e gidiyor. Harita hareketiyle o skoru alamazsak alt koridorda kule altı yaparız dediler. Bu arada Caps'i nasıl bir yere getirdi? Düzeltiyorum, Jensen'i çok kötü bir yere getirdi Caps. Orada Caps'i feda edecekler mi? Sıçra da kullanıldı. Caps'den çıkıyor mu? Roket kemer. 1-2 skor. Impact. Impact'ten Impact. Güzel müdahale. Böyle 100 canımın kalacağını bilene kadar gibi durum söz konusu olduğunda işte orada. Şimdi Wunder üzerine doğru gidecek. Impact'i sersemletmeyi de başardı. Bu 150 altınlık ödüle göz dikmiş durumdalar. Impact'in başı dertte. Ya çok güzel çıktı X'in içinden. Şimdi Wunder'in başı dertte yalnız. Jensen orada skor almak üzere Pyke'in üzerine doğru gidiyor ve rahatlıkla o skoru çıkardı. 2-0-2. Tam olmak istediği yerde. Bayağı uzun süreden beri geri dönmedi. Döndüğünde muhtemelen orta koridor kulesini çok net istiyorlar. Bir büyülü kristal yok, daha çalındı. Impact'in üzerine gidecek. Ölüm cezası yalnız. Core JJ yine Yettim Gari ile önüne atıldı. Ölüm cezasını yuttu ve hemen ardına arındırını kullandı. Bir ölüm cezası daha yalnız sefer. Core JJ'nin arındırı yok. Bu X'ten de kaçmayı başardılar. Şimdi Pyke'ın başı dertte. MKX'e düşebilir. Ve Akali toplamaya geldi. Akali oraya toplamaya gelecek. Jensen Perks'in üzerinde bir skor daha çıkardı. Perks düştü, MKX düştü. Wunder orada bekliyor yalnız. Bu ikilinin skoru alması çok kolay değil. Ultisi de yok Pyke'ın. Jensen oradan çıkıyor gibi gözüküyor yalnız. Şimdi Caps içeride. Jensen'a buradan çıkış var mı? Son vuruş. 750 altınlık ödül Caps'in oluyor. Wunder karanlık sular. Kemik sıpkın. Pyke içeride. Başı dertte orada olan bir ekip var. Caps'in 2'de 2. Bir de Yankos'tan skor geldi. Double lift'inde başı dertte. İnanılmaz bir pozisyon. Kazandığı takım savaşını. Geriye doğru çekti ve katapultla fırlattı Team Liquid. İnanılmaz. Bu 2'ye 1'e oynayabilir mi? Çok kolay değil. Yalnız ışınlan bu 2'ye 1'i bir anda 2'ye 2'ye çevirecek. Bir ışınlan daha geldi. Kimse gelmeden Jensen'ın düştüğünü mü göreceğiz? Çıktığı noktada o kronometrenin çıkışında Jensen'ı aldılar. Şimdi Impact geldi. Bir skor çıkardılar oradan. Yalnız Rek'Sai'nin ultisiyle beraber. Önce birini sonra ötekini. Yalnız orta koridora bu arada Caps'in gittiğini görüyoruz. Böyle bir açgözlülük tarihte görülmedi. Hem Baron'u almak hem de kuleyi kaybetmemek istiyor Caps. Kuleyi kaybetti belki ama Core JJ'in başı dertte. Core JJ'in düştüğünü göreceğiz. Alt koridordan iki kişilik bir ekip bu arada baskıyı sürdürmeye çalışıyor. Yalnız Impact buraya bu sefer girebildi. Sadece iki kişiler. Yankos'ta yavaşlattılar. Yankos'tan bir kronometre kullanımı geliyor. Yalnız Caps içeride. Caps ultisiyle beraber. Caps'ten muazzam oyun. Orada iki skor birden çıktı. 2'de 2 farka gidiyor. Impact'i de alacaklar. Finalde durum 2-0. 28 dakikada bitirdiler bu sefer işi. Skor vermeden katlayamadılar. Ya şunu söyleyeceğim, Caps rakibin ultisini rakipten daha iyi kullandı maçta. Ama onu başta söylemiştik, Ken'in ultisini aldığı zaman çok dikkatli olması gerekiyordu Team Liquid'in. Orta koridorda Jensen'ın attığı o kafa, evet. O çalıya ya burada ne oluyor diye girmesi. Her şeyi 5 dakika içinde buna dönüştü. Aynen.